Merhabalar hocam. Merhaba. Gaye Nurmi, antropoloji öğrencisiyim. Kur'an ve bilimsel zihnin inşası diye bir kitap yazdınız. Kur'an gerçekten de bilimsel bir zihin inşa edebiliyor mu ve bu herkes tarafından e, anlaşılabilir mi? Evet. Ee, Kur'an ve bilimsel zihnin inşası, e, yani sevgili dostum Enis Toko ile beraber yazdığım bir e, kitap. Kendisi hem fizikçi hem felsefeci bir arkadaşımız. Yani Rusça'ya, İngilizce'ye... ...Hollanda diline, Flemenkçe'de yani... ...öyle dört beş dile çevrilmiş bir kitap. Burada ben yani Kur'an ve bilim ilişkisini çok önemli buluyorum. Böyle nokta bazı, Big Bang gibi diyelim... ...yer gök bitişikti, ayrıldı, evren genişledi tipi... ...Kur'an'daki nokta evrenle ilgili söylenen şeylerin... ...bilimle uyumu da benim için önemli bir konu ama... ...Kur'an ve bilimsel zihnin inşası... ...bu tip örneklerle alakalı bir kitap değil. önce Bu doğrusu... zaten onu orijinal kılıyor aslında değil mi? Evet. Yani dediğiniz gibi mesela Kur'an'daki bilimsel meselelerle ilgili işte... Kur'an mucizeleri falan başta altında mesela hem Türkçe literatürde hem yurt dışında aslında farklı dillerde çalışmalar var. Ama bu çalışma hakikaten bu konuda orijinal bir çalışma. Tabii. Mesela Moris Bukay'a gitseniz, Moris Bukay'da benim e, Kur'an ve bilimle alaka kurduğum bazı ayetleri diyelim embriyo aşamaları, gelişmeleri, Kur'an nasıl anlattığını anlatıyor. Yani buna benzer Kur'an ve bilim ilişkisini kuran aslında birçok kitapta var. Benim de bununla ilgili bazı programlarda anlattıklarım, bazı yazdıklarım olmakla beraber. Fakat Kur'an ve bilimsel zihnin inşasında ortaya koymaya çalıştığımız test özgün bir test. Ondan herkese özellikle o kitabı okumasını tavsiye ediyorum. Orada söylediğimiz şey şu, farkında olmasak da biz bilim yaparken veya tarih belli bir dönemde insanlar bilim yaparken zihinlerinde belli kabullerle biz bilim yapıyoruz. Ve Kur'an bu kabulleri destekliyor. Nedir? Mesela evren incelenmeye değer. Eğer ki evreni siz incelediğinizde bu faaliyet yani o inceleme faaliyeti e, önemli bir şey olarak görmüyorsanız, o verdiğiniz emeğe değer bulmuyorsanız o zaman siz evreni incelemezsiniz. Yani zihninizde evrenin incelenmeye değer olduğuna ilgili bir kabul olması önemli. Yani evrenin içerisinde evren hakkında bilgi edinebileceğimiz bir potansiyel var ve bu oldukça değerli. evrenin anlamak. Evet. Için. Anlamlı bunu yapmak. Ama ayrıca evrenin anlaşılmasını da mümkün kılan bir yapı var. Bu da mesela ayrı bir e, önemli kabul, ön kabulümüz bilim yaparken. Eğer ki biz evrene gidip de evreni anlamaya çalışırken evren anlaşılmayacak bir şeyse, bir kaotik bir şeyse, insan zihninin anlaşılmasına kapalıysa o zaman yine sizin bilim yapmanızın bir anlamı yoktur. Yani hem evrenin anlaşılır olması lazım, hem insan aklının evreni anlayacak ...donanımda olması lazım... ...Kuran bu ikisiyle ilgili de ön kabulü veriyor... ...evreni anlamayla ilgili davetleriyle... ...diğer söyledikleriyle... ...bir de evrenin arkasında bilinçli bir güç... ...olduğunu düşündüğünüz zaman... ...evrenin bilinçli bir şekilde tasarlandığını... ...düşündüğünüz zaman... ...evrende kaosun değil de yasaların... ...olmasıyla ilgili... E, ...fikre de bir temel buluyorsunuz... ...o yüzden de enteresan bir şeydir... ...yani günümüzün bazı bilim felsefecileri ...mesela biz hep doğa yasaları... De, 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 ...deyimini kullanıyoruz... Bu dinlerden gelmiş bir deyimdir yasa deyimi. Yani aslında bilimin içinde olmamalıdır diyenler bile olmuş. Evrenin içindeki yasalar olduğu düşüncesi bile aslında e nasıl ki ahlakta yasalar koyan bir güç var. Allah ahlakla ilgili yasalar koyuyor. Evrenin içinde de değişmez hareket tarzları koydu. Evrenin zihinle uyumlu olması için evrenin anlaşılır olması için fikrini taşıyor. Yani yasa kelimesinin kendisi bile. Yani evrene güvenebilmemizi beraberinde getiriyor aslında. Yasalara güvenebilmemizi beraberinde evet. getiriyor ki bu güven üzerinden aslında bilimsel faaliyetlerimizi yapabiliriz. Yani, yani evreni tekrarlayan bir Tabii. olgu olması. Ayrıca açıkçası. mesela tek bir Allah inancı da bilim açısından bana göre önemli. Bazı bilim felsefecileri bunu göstermiştir. Çünkü diyelim ki siz çok tanrıcı inançları düşünün. Çok tanrıcı inançlarda farklı iradeler evrene de hüküm sürer. Mesela nehirlere bir başka tanrı hükmeder, dağların tepesine başka tanrı hükmeder, aya başka tanrı hükmeder, güneşe başka tanrı hükmeder. Bu tarz bir inançta siz mesela bir yerde bulduğunuz yasa başka bir yerde farklı olabilir. Aydaki yasa farklı olabilir, güneşteki yasa farklı olabilir. Ya da biri bir diğerinin yasasını bozmaya çalışabilir. E Tabii bir tane yani. diğer tanrı yasasını bozmaya çalışır. En azından her biri kendi yasasını koyar. Ama bizim modern bilimlere gördüğümüz şeylerden biri şu, evrenin her yanında aynı yasalar geçerli. Evrenin her yerine hakim tek bir iradenin olması aslında neden evrenin her farklı noktasında aynı yasalar geçerli olduğunun da bir açıklamasını veriyor. Ee, ve işte Bilim yaparken de aslında bu başlangıçta evrende dediğin gibi bir yasalı bir yapı bir düzen bulma fikri zihnimizin ona ulaşabileceği fikri bilim yapmanın e, kendi içinde değerli, değerli olduğunla ilgili fikir. Deney gözlemi yapma fikri. Kur'an mesela sürekli evreni tanımayla ilgili davetleri. Dış dünyaya çıkıp haydi çıkın bir bakın evren nasıl yaratılmış şeklinde davetleri. De deney gözleme de davet var. Yani dikkat edin Kur'an hiçbir yerinde sadece Kur'an okuyun bütün bilgiyi buradan alın demiyor. Kur'an'ı tedebbür etmeye, ince ince düşünmeye davet gibi evrene çıkıp evreni tanımaya da bir davet. Yani evreni de bir anlamda bir kitap olarak aslında ülkemize tanımlıyor. Sonuçlar çıkartacak bir kitap olarak. Kur'an yani Kur'an kendine o kadar güveniyor ki yani sizin evrene gidince aklınız çalıştırarak onu incelediğinizde çıkacak hiçbir sonucu kendisine aykırı olmadığını biliyor Kur'an. Çünkü Kur'an'ın arkasındaki güç evrenin arkasındaki güçte. Yani vahyi indiren güç evreni de yaratan güç. Ondan Doğal beklenti zaten bunlar arasında çelişki olmaması. Ve Kur'an'daki ifadelerde de o güveni görüyoruz. Sürekli evrene davet var. Hiçbir şekilde siz sadece bunu okuyun, oradan çıkacaklar sizin kafanızı karıştırır gibi bugün bazılarının din adına söylediği cümlelerin hiçbiri yok Kur'an'da. Ayrıca Kur'an'da müthiş bir motivasyon var. Yani yani evreni bilme faaliyetinin Allah'ın sanatını, gücünü, kudretini anlamamız için aracı olduğu, evrenin de ayetler, Kur'an ayetleri gibi evrenin de ayetlerle dolu olduğu Kur'an'da söyleniyor. Yani ön kabulleri zihinde gerekli bilimi yapmak için Kur'an inşa ettiği gibi gerekli motivasyonu da veriyor. Ki bunların birleşmesi ise aslında bilim yapacak bir zihnin oluşması için önemli. Ha Biz Müslümanlar Kur'an'ın inşa ettiği bilime ne kadar yakınız uzaz o ayrı tartışma konusu. Bizim savunduğumuz Müslümanların bunu ne kadar uyguladığı, uygulamadığı değil kitapta. Kur'an'ın bilim yapmaya müsait bir zihin inşa etmesi evet. motivasyonuyla gerekli ön kabulleriyle. Evet. Tabii ki çok uzun bir konu. Artık merak edenler teşekkür ederim soru için kitaptan. Bu arada eee tam gaye kitap isminde söylemişken Kur'an ve Bilimsel Zihin inşası Caner Hocamızın bu kitabını ve diğer bütün kitaplarını ve çalışmalarını canertaslaman.com adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Orada PDF formatında da okunabiliyor. Hatta sesli da... kitabı da var. Yani Değilmişim. ben kitap okumaktansa dinlemeyi severim evet. diyenler kulaklık takıp veyahut da ama kardeşlerimiz varsa e, yani kitap okuyamayan ama dinleme imkanı olan onlar yani sesli kitabı da, e, da YouTube'dan şey. veya internetten başka yerlerden bulup dinleyebilir. Diğer dillerdekileri de istedikleri evet. zaman gönderebilirler. Evet.